Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel, Taksim Gezi Parkı'nda doğaya sahip çıkma duygusuyla başlayan eylemin ülke değerlerine sahip çıkmaya dönüşen kutlu bir yürüyüşe dönüştüğünü söyledi. Sadece Gezi Parkı'ndaki 3-5 ağaç için değil, 10 yıla yakın süredir ülkeyi yöneten iktidar, Kaz Dağları'ndan tutun da Karadeniz'deki dereleri, ormanları yok ettiler. CHP Belen İlçe Teşkilatı üyelerinin hazır bulunduğu ve parti binasına Hatay'daki eylemlerde hayatını kaybeden Abdullah Cömert'in fotoğrafının da asıldığı basın toplantısında Hatay'da yaşanan olayları değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel, Hatay'ın bir devrim şehidi verdiğine vurgu yaptı. Başta ailesi ve Hatay olmak üzere tüm ülkeye başsağlığı diledi. Hatay'da yaşayan herkesin Cumhuriyet'e ve Türk bayrağına sahip çıktığının da altını çizerken, Reyhanlı'da yaşanan vahşetin sonunda failler hesap vermeli, Hatay'da gencecik fidanların kafasına gaz bombası sıkanlar ortaya çıkarılmalıdır dedi. Hiçbir ayrım gözetmeden, bir mezhebe dayandırmadan Hatay'daki yaşayan herkes Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan bir halktır. Hatay'daki yaşayan herkes Türk bayrağına sahip çıkanlardır. 10 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten iktidarın Türkiye'deki değerleri yok ettiğini belirten Cumhuriyet Halk Partisi Belen İlçe Başkanı Fevzi Yüksel, uzun yıllardır ülkenin iyi yönetilmediğini de öne sürerken Taksim Gezi Parkı'ndan yükselen sesin nedenlerini sıraladı ve ülkemizde baskı, zulüm, işkence ve rejimi değiştirme çabaları var. Ülkemizde habur rezaleti, teröriste affetme rezaleti var. Ülkemizde milli değerlerimizi yok etme çabası var şeklinde konuştu. Uzun yıllardır, 10 yıla aşkın süredir ülkemiz iyi yönetilmiyor. Ülkemizde bir baskı, bir zulüm, bir işkence var.